Kutlu kumaşı tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor. Gaziantep'te kutlu kumaşı dokumaya devam eden 60 yıllık usta Abdülkadir Mekki, 4 kuşaktır bu mesleği geleceğe taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kutlu kumaşının kültürünü yaşatmak için çaba sarf eden Mekki, bu kumaşı İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ihraç ediyor. Kutlu kumaşı bugün çantadan ayakkabı, kravat, ferace, ne resim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan bir kumaş haline geldi. Kutlu kumaşı kalitesi, şıklığı ve parlaklığı ile alımlı giymek isteyenlerin tercihi oluyor. Gaziantep yöresel kutlu kumaşların 4 kuşaktan beri devam ettiğini anlatan Abdülkadir Mekki şunları söyledi. Aile olarak 4. kuşaktan devam etmekteyim. Gaziantep yöresel kutlu kumaşları unutulmaya yüz tutmuş kumaşların imalatı, üretimi, eğitimi, yeni yetiştirecek gençlere örnek olma babında yeni yerlerin yapılması konusunda destek veriyoruz. Olgunlaşma enstitüsünde görev yaptık. Gaziantep Üniversitesi'nin meslek okulu, fiziksel engeller vakfına, devlet sanatkarıyım, Analiz Ander üyesiyim. Gaziantep'i tüm Türkiye'de kutun adına temsil ediyoruz. Kutundan türemiş bir kelime. Yani koton, pamuk ve ipeğin birleşmesinden elde edilen kumaş türlerdir. Kendi aralarında değişik isimler alır. Her kumaşın adı ve hikayesi vardır. Çin'den Anadolu seyahatinde gelerek Selçuklar döneminde Anadolu Selçukları Konya'da mucitler onlardır. Oradan sonra Osmanlı, ondan sonra işte Türkiye Cumhuriyeti döneminde dokuna gelmiş. Suriye Selçukları Halep'te yapmışlar. Halep, Hama, Humus. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Buldan'da yapılmış bir kumaş türü. Yani kutlu kumaşı hayatın her alanında kullanılan bir kumaş türü. Yani bebek doğar, başlar zıbınından, sarısından, düzünden giymeye, ölene kadar kefen hariç her alanda. Genç kızların çeyizlik kıyafetleri, genç damatların pijamalıkları, döşek, mindel konusunda kullanılır.